Merhaba arkadaşlar, ben Cevat. Bugün Osman'la beraberiz. Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yine kendi aracın içindeyiz. Corsa'dan sonra. Aynen. Tam benim de sayılmaz aslında. Gözlerinin arabası. Yüzükten dolayı artık nişanlandı. Nişancılık. Hanımcılık sona erdi. Hanımcılığın bir üst seviyesi. Corsa'ya tabii bir özlem var takipçilerden. Valla benim de var ya. İnsan M3'ü kullandıktan özlüyor, sonra. Değil mi? Hızlı arabayı özlüyor. Tam M3 kadar hızlı bir araba değil ama. Şuna göre daha hızlı bir arabaydı yani. Bugün de Hyundai'nin içindeyiz. i20 aktif. Aktif modeli. Aracımız aktif. Çok aktif. Teknik özelliklerine başlayalım istersen arabanın. Araç 1400 cc. 1.4 yani. Vergilerden düşmek için hatta birazcık daha böyle şey. Tabii o çoğu arabada var ya 1398 cc'li olarak geçiyor işte. 100 beygir. 134 Nm'de torka sahip. Atmosferik. Atmosferik. Düşük değerler. Şehir içi için yeterli değerler diyebiliriz. Büyük ihtimalle artık günümüzde böyle AG çalışması yapmasın, daha ucuza getirsin diye herhalde atmosferi hala kullanıyor. Yani bir Hyundai. De yani Hyundai'yi alan kesimde pek hızlı araba merakı olan kesim değil. Yani çok da kızına veya işte eşine veya da kendi aile olarak ufak tefek yerlere gitmek için aldığı için bu tarz bir motor kullanmış. Bunun dışında bu kasada 1.0 120 beygirdi yanlış hatırlamıyorsam turbolu model de var. O manuel 6 ileri. Bu otomatik da tercih edilebilir. Daha performans bir kullanıcı. Tabii yani mesela gözde otomatik kullanmayı sevdiği için manuel kullanmayı pek sevmiyor ki haklı yani. Şey için yani. De daha pratik. Tabii daha rahat olduğu için hani bunu tercih etmişler. Ha bir kız için uygun bir araba. Bizim kesme pek hitap edecek tarzda bir araba değil. Çünkü manuel 6 ileri dedi. 6 ileri. Bu 4. 4 ileri. 120 beygir hani şeyle kıyasladığında mesela daha verimli motor diyebiliriz güç oranında. Polo 1.0 kaç? 90 beygir mi? 90 beygir. 90. O mesela 120 beygir almış. Büyük ihtimalle uzun yola çıksak herhalde benim Polo daha az yakar. Olabilir o tüketim konusunda. Çünkü bir de DSG var 7 ileri. Bu 4 ileri olunca işte. Ha, tabii ya bu kesin şey yapar. Ben hani 1.0'ı karşılaştırıyordum. İçin, bu şu anki aracımız 1.4. 4 ileri otomatiği var. Tüketim konusu azıcık ne kadar yakıyor şu an tüketimden bahsedersek. Yani göstereyim. Yakıt bu ara şu an daha 6.28 belki ileride artabilir. Ya şey değil, litre bazına baktığımızda şu an arabanın ortalaması 9.3. Ya bu azıcık aslında videoda şey insan etmiyor. Tamam araba yakıyor hani yakıt konusunda üzüyor diyebilirim ama bu araba şu an İzmir'de yaşayanlar için şöyle söyleyeyim. Altın yola bile çok az çıkıyor. Karşıyaka, Mavişehir, işte Mavibahçe. İzmir, Foça. Ha yani o da hafta sonu bir tek. O yani tam şehir içi kullanıldığında normal değerler diyebiliriz. Ben kullanımda aslında tüketim azıcık daha düşüyor. Ben daha dikkat ederek kullanıyorum. Şanzıman oranlarını falan tutturarak. Yani hani bazen kendim vites değiştiriyorum şey olsun diye. Bazen anlaşamıyoruz şanzımanla çünkü. Ne kadar mesela minimum gördüğün değer? Minimum? Çok kasmadan böyle hani gündelik böyle herkesin kullanabileceği bir değerden bahsedersek. 8'lere kadar indirebiliyorsun ya. Hani 8 küsür olur belki. Daha aşağısı ama herhalde zor. Yok daha aşağısı. Yani ben çok kasarak kullanmamı var. Ben belki Uğur kullansa daha da indirir. Ekonomi bakanımız bizim. C30 olur. C30'u 3 litre falan yaktırıyor. Yani şu an mesela anlık 6.3. Ben çok da mesela burada gideceğim zaman hani kırmızı yanıyor da. Kırmızı yan zaman kuruzu açıyor. Mesela şu an anlık 4.4 yakıyor. Maksimum 4. Böyle top seviye gördüğün ne kadardı otobanda sıktıktan sonra? Hızlı gittiğimiz zaman mı? Ya şöyle söyleyeyim o zaman anlık 10 litre 11'leri falan görüyorsun böyle 120'yi azıcık geçmeye başladığın zaman. O zaman yüz yapıyor işte. O zaman aynen yakıyor. Çünkü performans yok. Hani performans sağlayıp da bu kadar yaksa yine. Ya şey dersen ya o dersen en azından araba gidiyor dersin de. Hem gitmeyince. Hem gitmeyip. Ya şey aslında mantıklı olarak şeye baktığında. Bu arabayı satıp ne alabilirsin? Hani dizel mi alacaksın veyahut da gene benzinini alabileceksin? İşte güncel piyasadan belki bir Polo'ya kayabilirsin, yeni Polo'ya. Onunla yeni fiyatı 125 milyar oldu. Şimdi aralarında 25 milyar fark var ve daha ufak bir araba. Ya şimdi 25 daha milyar yerde. Fark var, tamam mı? 25 milyar daha pahalı değil mi Polo? Yıllık biz şeyi hesapladık. Bu arabanın benzin zararı bize yaptığımız kilometre belli çünkü 1,5 ila 2000 lira arası şey yapıyor. Ben o parayı 12 sene sonra çıkartabileceğim. Bak mantıklı gelmiyor aslında. Tamam bak çok yakıyor doğru diyorsun. 25 bin lira fark vereceksin. Değmiyor. İşte belki de iç donanımdaki kalite, malzeme kalitesi bile ha, daha iyi olabilir. Ona bir şey dersin ama onu da mesela gözdeye sorduğunda veyahut da bir bayana sorduğunda bu arabayı tercih eden neden? Daha yüksek, daha rahat. Daha rahat kullanıyorsun. Geri görüş kamerası var. Bluetooth var. Cruise kontrol ıvır zıvır. Hız sabitleyici var. İşte mesela bizde şey yok. Cruise kontrol yok. Hız sabitleyici var. Sadece ayağın gazda olduğu için. Hız şey yok. Limitör tutuyor. Var sende. Limitör var. Limitör var. Sabitleyici. Geri görüş kamerası yok Polo'da yok. Senin Polo'da.
Onları i̇şte düşündüğünde... artılar işte ekran daha iyi çözünürlük bakımından. Belki ses sistemi bir tık daha iyidir. Bunun, bu arabanın da kötü değil ama. Yani bu arabanın da bayağı ses sistemi konusunda cidden orijinal arabaya göre, ne bileyim bir Renault'ya falan kıyasladığına göre bayağı başarılı bulundu. Çok bulduğunda. Daha iyi yani. Bugün de dinledik bayağı iyiydi. Basslar falan böyle çizlerle. İşte Clio ile bile karşılaştırırsak Clio ile arasında tabii Clio bile şey sonradan değiştirilmiş, evet, yani ona göre gene iyiydi bunun. Yani bir bayanın tercih edebileceği bütün şeyleri... sadece zevkleri, bayan olarak da bence girmesek de... Aile yani, arabası. Evet, aile arabası. Karşılıyor. Hanım kızdı bak. bütün her şey karşılıyor. Yani yani normal bir kullanıcı memnun edecek bir araba. Bizi azıcık hız merakınız varsa atik de spor kullanımda memnun etmeyecek bir araba. Opsiyonları deneyebiliriz istersen, kısaca arabada neler var. Az önce de sen değinmiştin, istersen hepsini bir özetleyelim. Yani şu an benim arabada en çok sevdiğim şey mesela cruise control. Direksiyonda olması güzel. Bazı arabalarda mesela şurada kolda silecek oluyor, burada oluyor. Falan. Aynen. Polo da silecek kolu gibi. Burada bir anda hemen hızını şey yapabiliyorsun. Bunda da limitör var bu arada. Ekranı güzel. Hani şey görebiliyorsun, kullandığın süreyi, iki tane şey var. Kilometreyi ölçen o sistemden var diyeyim, adı aklıma gelmedi. Farlar otomatik. Gene Bluetooth olduğu için Bluetooth'tan burada en çok kullandığım özelliklerden biri, sürekli telefonum burada bağlı. Spotify falan dinliyorsan. Full Spotify kullanıyorum ben. Her şeyi buradan kontrol edebiliyorsun. O yüzden yani şu görüntü beni çok memnun ediyor, şu ekranın burada olması. Ekran çözünürlüğü çok iyi değil aslında, değil mi? Böyle bahsedersin. Ya bak bir şey diyeyim mi? Yani şey aslında o bence yazılımdan dolayı video açtığında falan menü şey görüntü videodan açılabiliyor mu burada? Tabii açıl. SD'den SD karttan açabiliyorsun. Ya da ekran çözünürlüğü iyi ama bu şey ne deniyor ona? Tasarım olarak şey yapmışlar. Yani yazılımı kötü diyebiliriz. Evet. Yani menüler kötü. Navigasyon var mı bunda? Navigasyon da var. Hiç kullandın mı hızlı? Kullandım. Kullandım. Telefonu daha çok tercih edebilirsin ama ben hiçbir arabada, yani çoğu arabada navigasyonu bir... İşte ben de mesela hiç E92'yi hiç kullanmadım. Hani bir görmedim. Şey yapmışsın, denemişsindir, telefon her zaman daha kolaylık pratik oluyor. Geri görüş kamerası var. Gece performansı nasıl, gece görüş kamerası? Gayet şey, çünkü arka ışık oluyor ya. Aydınlatıyor yani, sıkıntı olmuyor. Ve geri görüş kamerası mesela ben hiçbir zaman hayatım boyunca kullanmadım ki, bu arabayı kullandırmaya başladığım zaman bir garip geldi bana. Hayatım boyunca geri görüş kamerası alışınca kullanmadığım için bir garip geldi. Ama her zaman dikkat etmekte şey fayda var. Hani kör noktaları geri görüş kamerası almadığı için yanaşırken mesela arabanın tam köşesini lazım kaçırabiliyorsun, ona dikkat etmek lazım. Süspansiyonuna da deneyebiliriz arabanın aslında. Arabanın, sert değil çok. Orta diyebiliriz, yumuşak da değil. Bak o kadar kasisten geçtik diye çok sert geçişler aynen yapmadık. Normal i20'ye göre 2 santim daha yüksek bu araba. Yol tutuşu konusunda 2 santimlik daha kaybımız var diyebiliriz. Bütün normal i20 daha iyidir yol tutuşu bakımından. Yani bence daha iyidir. Normal iyiyim de böyle yol tutuyorsa kötü diyebilirim yani. Çünkü yol tutuşu çok iyi bir araba değil. Yüksek olduğu için pek güven vermiyor değil rüzgardan mi? Azıcık etkilenebiliyoruz. 17 inç jant var. Zaten arabanın tüketimi bence çok yakmasının sebebi bir şanzıman 4 ileri olduğu için vites geçişleri. 17 jant da bence etkildi. Çünkü Kemal de mesela arabasına şey taktığında Clio'nun jantlarını 15-16'a çıkardığında tüketim bir yarım litre yakın oynamıştı. Bu opsiyonel jantlar mı yoksa hep böyle mi geliyor basic? Sanırım ama ben şey araç oluşturma şeyine girdiğimde 16'lar falan da vardı. 16 inç jant seçenekleri de vardı. En üst opsiyonlu bu. Kötü durmuyor ama. Ya jant modelleri güzel. Ya araba cidden ben dış görünüşünü falan çok beğeniyorum. Bir işte motorda ısınırda kalıyor. İçinde çok beğeniyorum. Motor üzüyor azıcık. Hani motor bugün de konuştuk. Bir turbo olsa. Bir ince bir 120 belki 130 belki mesela ufak bir turbolu olsa 1.4 TSI ayarında olsa 122'lik gibi mesela. İşte en fazla yani 140-150 olsa aslında kasa için çok güzel olur. O zaman şey yani baya memnun eder. Corsa gibi gider yani. Böyle bir 6 ya da 7 ileri. Evet. Ha, yani şey bile kurtarabilir şu an. 120 belki turbo olansa mesela o bile kurtarabilir. Proje. Aracımız her zaman gibi stok bu sefer. İçte bir de şey deneyebiliriz. Gözlük koyma yerimiz var. Aynen o var. Kapı gözleri güzel gene en azından hani şey yani bardaklık şey falan. Her şey sığıyor yani, bardak falan koyabiliyorsun. Arkası geniş. Arkası geniş yani çok rahat gidebiliyorsun. Ondan sonra şanzımanda şey de var. Çoğu şanzımanda var gerçekten, değinelim. Artı eksimiz var burada. Küçültüp şey yapabiliyorsun. Atış hızı sana göre nasıl? Yani neye göre kıyaslayayım? Sportif kullanımı mesela. Yani videoda direkt göstereyim. Şu an 4'teyiz. 3'e bastım. Yarım saniye, bir saniye sonra tam küçültebiliyor. Ha, küçültme böyle. Şu an mesela gidiyoruz 3'e. 4'e bastım. Bir saniye. Hani şöyle söyleyeyim. Bastım. Şimdi geldi. Hani tepkisiz bakın. Mesela şu an bastım. Şanzımandan beklentiler çok büyük olmasın. Yani. Ha, mesela şu an şehir içinde gidiyoruz. Hani kuruzu açtık. 72'de hızımız. Anlık 6 litre yakıyor araba, 6.1 oldu. İçerideki bence şeyde lastik sesi falan da rahatsız etmiyor çok. Ne o güzel ya o konuda. Yani konfor bakımından da
Lastiklerimiz de çünkü büyük yani. 17. Yanaklar da inceydi galiba. Şey 205, 45, 17. Evet. Jant ölçüleri arabanın. Hani külük su da 1000 kilo civarında araba. 1200 falan değil ama 1100 civarında bir kilosu var. Rolling'e uygun. 205 205 yanak da bana kalın geldi. Onu da büyük ihtimal 17'de ince takamadıkları için. Ya da belki bu arabaya mesela şu an 205 var değil mi? Ha, 205. Birazcık 205. Daha belki kalın olsa yol tuşu daha da iyi olabilirdi değil mi? Bence düşer ya. Çok düşer genişleyecek mi? Yani. Corsa da aynı kilolardaydı. Çok ödedin ya. Corsa da aynı kilolardaydı. 90-195 kiloydu ki Corsa'nın orijinalinde 175 mi ne var? Büyük ihtimal 17'de ince yanak, ince lastik evet, takamadıkları için kaldı öyle. Donanımda bu arada şey de takabiliyorsunuz. Yani cam tavan seçeneği var. Sunroof yok. Komple cam tavan zaten da güzel olabilir aslında. Yani izleyenler görüyordur. İzmir'e sadece işte başın yanar. Yani gözde de şey vardı, i30 vardı biliyorsun. Hı hı. Gözde şey cam tavanı açmıyordu bile neredeyse. Şey çünkü İzmir'de kışın açamıyorsun, yağmur var. Yazın güneş yakıyor. Akşam belki bir yere giderken o zaman bir, belki keyif olabilir. O zaman da o fiyat farkına değer mi diyorsun? Bir de şeylerimiz var, taşıyıcılarımız var. Aynen, yukarıda rol bar gibi şeyimiz var. Sonradan bisikletçiler bir şey işte tool'un falan. Acaba taşıyıcı takmak için uygun mu yoksa sadece yok, şey onun için zaten. Uygun değil mi? Onun için. Almanya'ya gidersek bir gün orada oraya şey, takarız yok, Almancılar gibi. O da güzel ayrıntı mesela. Almana gerek yok. Bagaj hacmi normal. Bir i20 kadardır herhalde. Farklar herhalde i20 arasında sadece işte yükseklik. Yükseklik dışta, o barlar, yanda o plastikler var ya. Bir de ön birazcık daha agresif duruyor. Evet. Ya ben arabanın dış görünüşünü cidden beğeniyorum. Yandaki o Dodik dediğimiz plastikler, ön tamponda gri birazcık bir daha şey demirimiz böyle, var. Audi Quattro havasında. Aynen. Şey Q2 diyebiliriz. Q2 çıktı ya. Azıcık onu andırıyor tasarımı. İşte birazcık Dodikler daha da şık olsa tam böyle white beyaz. Zaten şu an jantlar çok içeride. Yani spacer bir herhalde 200 santimlik spacer takılır bayağı içeride. Aynen, daha bir etli durur. Ki zaten bu arabaya da yakışan o barba basılmaz bence. Hani orijinal yüksekliğinde kullanacaksın. Jantlar azıcık dışarıda. Tamam. Basınca zaten amacından çıkmış olur. Yani. Şey offline geliyor. Olur araba. Hani orijinalden arka cam ve yan camlar karartmalı. Yani sürücü camları karartma değil de arka camlar karartma. Bu da güzel bir artı. Güzel cam, arkası direkt gölge, rahatsın arkada. Ve ileride yani çevirmede de bir sorun olmuyor. Tabii tabii. Orijinalden olduğu için cam filmi değil. Başka ne var? ESP var. Standart donanım. Evet, ona da 2015'ten sonra gelen yine şey var. Yokuş kalkış destek var. ESP komple kapatabiliyor musun? ESP komple kapatabiliyorsun. Kapatmadık hiç. Gerek yok. Önden çeker araba zaten. Yani. Onun dışında değinebileceğim. Ben direksiyonu mesela çok beğeniyorum ya, şu tuş olaylarını. ESP normalde çok devreye giriyor mu? Ben hiç devreye sokmadım. Yani hiç agresif kullanmadık yani. Mesela virajda böyle ben buradayım, araba hani dur bir yavaşlıyor mu? Ya hiç kasmadık gerçi hiç virajda kasmadım. Öyle hani bir o viraja girelim. Çünkü ya, o amaçla cidden üretilen bir araba değil. Hani tamam modifiye edilen hiçbir araba belki o amaçla üretilmiyor. Corsa da o amaçla üretilmedi ama o amaçla kullanıyorduk arabayı. Bunu abi çalıştırıyorsun. D'ye alıyorsun, A'dan gidiyorsun. B'ye gidiyorsun. Aynen o kadar yani. Arabada keşfettiğim değişik bir özelliği var. Kadran normal hıza göre 4 kilometre fazla gösteriyor buradaki hızı. Ama mesela şu an 52 ile gidiyoruz ya, 54 ile 55 oldu. Neredeydi ortalama hızımızı gösteren? Ha, şu an ortalama hızımız mesela şey gösteriyor. Bunu sıfırladığın zaman düzeliyor mu yine? Hayır. Mesela 50 ile gidiyorsun sabit, tamam mı? Bunu sıfırladığın zaman altta ortalama hızı ölçen var, o 46 yazıyor direkt otomatikman. Yani buradakini bilerek 4 Sapa kilometre var. Bilerek yapmışlar onu, şey değil yani, bir hata değil bence. Araba normalde doğru ölçebiliyor. Çoğu büyük araba var gerçi şu an. Hız sınırlarını fazla aşmayasın diye büyük ihtimalle öyle 4 kilometre fazla kilometre gösteriyor. Pay var. Tüketim konusunda bu arada hani ben forumlarda da açtım. Acaba dedim bu arabada mı sorun var? Hani çok yakıyor. i20'ler böyle yakıyor ki servis de bunu söylüyor. Bu araba ekonomik şeylere bir araba hiç değil. Şeylere hiç baktın mı? Bu 6 ileri manueller nasıl yakıyor? Ona belki hiç bakmadım ya. Vites oranından dolayı bir tık daha az yakabiliyor mu? Bence zaten daha verimli bir motordur. Hani beygir gücü daha fazla sonuçta. Tork da var. Bunun torku 134. Onun turbolu olduğu için daha fazladır diye tahmin ediyorum. Bence daha az yakıyordur ki zaten fabrika verileriyle hiçbir zaman uyuşmuyor araba. Tabii fabrika verileri de bunun... Sapma 1,5 litre. 1,5'tan fazla sapma var ya. Şey ortalaması çünkü kaç gösteriyordu? Böyle 5'lerde mi 6'larda mı ne bir ortalaması öyle vardı. Yaktı. Öyle yaksa çiçek gibi bir araba. Performans falan kafana takmazsın artık. Yani en fazla yakıp en performans algılamayınca öyle insan bir üzülüyor. Aynen. Ya kullanıyorsun ya. Yani şeyi zevkini tattın bu arada, sıfır araba. Hani bir de şey yani. Kafan rahat kullanıyorsun.
Motor sesi yok, hiçbir şey yok. Kafan rahat, dümdüz gidiyorsun yani. Telefonla konuşacağını bir de şeridi takip etse sürücülerimiz. Değil mi canım? Canlı yayında her şeyi anlattık. Videonun sonuna da gelebiliriz aynen. Aslında. Umarım video izleyicilerin de hoşuna gitmiştir. Umarım beğenmişsiniz. Aklımıza gelen... Bu sefer aracımız stokta. Stok var. Harbiden stokta. Hiçbir şey yoktu arabada. Şey. Dükkana da geldik. Videoyu da kapatabiliriz. Şöyle bir aklını reklam. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Stok araç olsa bile yeni videoları kaçırmamak için kanala abone olabilirsiniz. Ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Görüşürüz.